Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zekatla alakalı bir sorumuz var bugün ama şöyle sormak istiyorum. Şimdi daha doğrusu duyduğum bir şeyi. Ticaret malı veya toprak mahsulü olsun, zekatı verilmeyen mallar, paralar, mahşer günü bunlar insanların böyle böğürlerine, vücutlarına ateş olarak, ne bileyim mühür olarak basılacak gibi bir şey duymuştum. Belki sizden duydum. Bu doğru mudur? Bu nasıl? Çok tehlikeli bir şey çünkü yani. Doğru. Yani 3 kuruştan 5 kuruştan biz güya şey yapacağız derken cehennemi o zaman hak etmiş oluyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Hatta Ali İmran suresi 180. ayet-i kerimesi, dünyada esirgedikleri kıyamet günü boyunlarına takılır buyuruyor. Ya. Boyunlarına takılır. Uşur vermedi mesela. Değil mi? Toprak mahsulü zekatı. İmam Azı Ümani Hazretleri'ne göre Türkiye'de tarımı yapılan veyahut da ekilen dikilen ne varsa, şeftalisi, kirazı, vişnesi, buğdayı, nohudu, fasulyesi, pancarı, fındığı, inciri, üzümü, ne varsa zeytini. Topraktan çıkan her şey. Her şey. Eğer bu yağmur suyuyla sularsa 1/10, yağmur suyuyla sulanmıyorsa motorla sularsa 1/20. Ben vermem. Allah-u Teala emretti. Allah-u Teala emretti. Senin değildi, sen emanetçisin. Ahmaklık etme. Buyuruyor kitaplarda. Ahmaklık etme, sen emanetçisin. O yoktu sende. Yoktu. Benim en çok garibime giden şey, ben kendim köy çocuğuyum. Mustafa Bey, şimdi sonbaharda biz buğdayı götürüyoruz. Böyle havaya bakıyoruz, yağmur yağsın, toprak biraz nemlensin diye. Yani İç Anadolu bunu iyi bilir. Evet, tavlansın toprak. Tavlansın toprak. Bakar ama zaman geçmek üzeredir. Kuru toprağa atıyorsun. Sonra Allah Teala yağmur gönderiyor. O orada şey yapıyor, filiz veriyor. Topraktan hafif çıkıyor. Sonra kış geliyor, kar örtüyor. Kar ona yorgan vazifesi görüyor. Onun sonra neşvi nema buluyor. Bak, bir buğday tanesi büyüdü, başak verdi. Şimdi başaktan bir başakta 70 tane tane olan var. 70 tanesini düşünün, 70 tane. Allah Teala buyuruyor ki oğlum onun 10'da 1'ini ver. 10'da 1'i 7 tanesi. 63'ü sana kalacak. 7 tanesini vereceksin. Anlat diyor. İyi arkadaş, sen bir tane attın. Hiçbiri yoktu sende. Değil mi? Yağmur da gelmeseydi, Allah Teala yağmur gönderse çürüyüp kalacaktı toprakta, çıkmayacaktı. Allah Teala yağmur gönderdi, onu hayat verdi, topraktan çıkardı. Onu 70'e yaptı, sadece 1/10, 7 tanesini ver dedi. 63'ü gene sana kalsın. Kimlik ediyor. İşte onun için de kıyamet günü boyunlarına çuvallar halinde takılacak. Cehennemde de bunlar aynı şekilde sırtlarına böyle basılacak. Mühür gibi de ateş olarak bunları geri çevirecek buyuruyor. Hani bir hadise anlatıyoruz zaman zaman. Harun Reşit Hazretleri bir gün böyle mahiyetiyle bir yere giderken bakmış. Kendi zamanında yaşayan Behlül Dana Hazretleri hızlı hızlı geliyor bir yerden falan. Allah Allah demiş, telaşlı ne geliyor falan demiş. Nereden geliyorsun? Ahiretten. Ahiretin neresi? Cehennemden demiş. Öyle demiş, cehenneme niye gittin? Ateş almaya diyor. Elinde ateş meteş yok diyor. Vermediler mi? Bana dediler ki, bunu söyleyecek. Herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Demin çok güzel bir ifade kullandınız. Adam dünyada terledi, merledi falan vermedi. Zekatını vermedi. Cehenneme ateş götürdü ya. Farkında değil biliyor musun? Kendi elleriyle. Evet, kendi elleriyle ya. Cehenneme ateş götürdü ya. Allah Allah. 3 kuruşu tamah etti. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Şimdi zekat vermek Kur'an-ı Kerim'in 32 yerinde namazla birlikte emredilmekte buyuruyor. Tövbe suresinin 34. ayetinde malı, parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirler vermeyenlere çok acı azabı müjdele buyuruyor. Allah-u Teala Peygamberimize buyurmuştur. Kıyamet gününe ve cehennem azabına inanan zenginlerin mallarını, zekatını, tarla mahsullerinin, meyvelerin uçunu vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Şeyde de öyle. Mesela küçük baş hayvanın hesabı kolay. Tam İmran Saadet'te belliydi. Bu hayvanların zekatları bahsinde hepsinin miktarları belli. Koyun, keçi, sığır, deve. Bunlardan aynı şekilde. Belli sayılar var bunların. Ve o sayılara ulaşıldığı zaman ne verileceği yazılı. Ama o küçük baş hayvanlardan koyun, keçi 40'tan 120'ye kadar bir tane.
Ya senin şimdi 50 tane koyunun var veya keçin var neyse. Bir tanesini vereceksin. Aa diyorsun. Yoktu ya be arkadaş. Yoktu ya. Kim verdi onları sana? Tabii kim verdi. Mesela 10 tane koyunum vardı. Bu sene 10 tanesi de hamile oldu. Kuzu. Yani bir sene sonra bakıyorsun o 10 koyun olduğu yer mi? O kuzular ertesi sene aynı şekilde onlar da hamile kaldı. 20 koyun birden oldu. Ne oldu birden? 40'a çıktı. 40'a hamile kaldı. 80 oldu. Ya arkadaş başlangıçta 10 tane değil miydin senin? Sen bir de o 10 taneyi neye güvenerek aldın arkadaş? Ya? Bir de o var yani. Bir de o var. Kim doyurdu? Kim doyurdu? Kim doyurdu? Kim hayat verdi? Dolayısıyla İslamiyet'i iyi anlamış. Yani kendisinin emanetçi olduğunu anlamış olan. İster müdür olsun, ister başkan olsun, ister aynı şekilde zengin olsun, ne olursa olsun. Bunlar diyor, bu makam da bana emanet, bu mallar da bana emanet, bu beden de bana emanet. Öyle düşünüyor. Öyle olunca o Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey gözetmiyor ki. Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey gözetmiyor. Hep ona göre hareket ediyor. Mesela çok koyunu kuzusu olmuştur. Bunlar diyor bana emanet. Hatta bir tane vaktimiz sıkıştırıyor ama şimdi Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam insan şekli göndermiş. Üç kişi. Birisi işte yani ne saçı kalmış ne yüzü kalmış böyle şey dökülmüş bütün saçı. İnsanlar içerisine çıkamayacak durumda bir kul. Birisinin yüzünde böyle lekeler mekeler falan filan var. Abrasas falan diyor. Bir tanesi de ama. Cebrail Aleyhisselam insan şekline gidiyor. Önce o işte bütün yüzündeki başındaki tüylerin hepsi dökülene diyor ki ne istersin? Yok bu halimin düzelmesi. Başka diyor işte 100 tane koyunum olmasını isterdim falan. Dua ediyor. İyi oluyor. 100 tane koyun oluyor. Öbürüsü abras hastalığına gidiyor. Diyor ki sen işte diyor ben dediğim insanlar için çıkamıyorum. Bunun düzelmesi işte onda 100 tane koyunum olsun falan. Dua ediyor. 12 de öyle oluyor. Amaya gidiyor. Benim gözüm açılsın diyor. Bir de geçinecek kadar Cenab-ı Hak bir şey verirse falan. Dua ediyor anında oluyor falan. Aradan zaman geçiyor. Bunların sürüleri oluyor falan filan. Zengin oluyorlar. Zengin oluyorlar. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki şekil değiştirir git. İşte böyle yaşlı birisi işte çoluk çocuk açız diyor şu sürüden bir tane falan. Ne diyor sen benimle mi kazandın ne vereceğim falan. Hiç ben neler çektim işte. O kel şey falan. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam şöyle bak. Ya diyor ben sen tanıyacak gibiydim. Daha önce senin kaşın, bıyığın, saçın falan yok diyor. Yok lan. Yalan söylesen eski haline dön diyor. Eski haline dönüyor. Hayvanlar da helak oluyor. Ondan sonra gidiyor abras hastalığı olana. Diyor ki bak diyor benim çoluk çocuk var açız diyor şu koyunlardan bir tanesini versin. Hediye etsen de şey yapsan falan. Ben o kadar bağırıyor da falan. Şimdi bak ya diyor ben seni de tanıyacak gibiydim diyor. Senin yüzün gözün diyor böyle lekeli bir hastalık vardı. Falan. Yok demiş falan. Yalan söylüyorsun Allah-u Teala seni eski haline içiyorsun. O da eski haline dönüyor. Elindeki gidiyor. En son amaya gidiyor falan. Diyor ki sen amaya gidiyor. Aleyküm sen. Ya diyor böyle böyle diyor. Sakiriz garibiz çoluk çocuk da açız diyor şu koyunlardan. Al diyor istediğini diyor. Benim değildi zaten diyor. Allah-u Teala verdi diyor. Allah-u Teala gözümü açtı diyor. Sonra bunları verdi. Bunlar çoğaldı diyor. Rabbimin bunlar diyor. Dilediğin kadar hepsini al götür. İstersen hepsini götür. Diyor kalsın. Allah-u Teala sizi imtihan etti sen kazandın diyor. Tabii sen kazandın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki zekat vererek malınızı zarardan koruyun buyuruyor. Koruyun. Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber geçer diyor tefsiri mukdiyle. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e itaat edilmekçe Allah-u Teala'ya itaat edilmez. Ana babaya şükredilmedikçe Allah-u Teala'ya şükredilmez. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz. Ya arka sıra ne getirdi gördün mü? Ya. Ne getirdi? İmam Gazali Hazretleri mahşer gününü anlatırken insanlardan her biri dünyada sımsıkı sarıldıkları malı boyunlarına geçirmişlerdir. Deve zekatını vermeyenlerin boynuna deve yüklenir. Öyle bağırır ve ağırlaşır ki büyük dağlar gibi olur. Sığır, koyun zekatı vermeyenler de böyle olur. Bunların feryatları adeta gök gürlemesi gibidir. Ekin zekatını yani uçunu vermeyenlerin boynuna ekin denkleri yüklenir ki dünyada hangi cins ekinin zekatını vermemiş ise o cinsten o denkler olmuştur. Eğer buğday ise buğday, arpa ise arpa dolmuştur ki ağırlığından altında va veyla, va sabura diye bağırır. Altın, gümüş ve kağıt para vesaire ticaret malının zekatını vermeyenler de dehşetli bir yılan yüklenirler. Boynu ile halkalanmış, boynu üzerinde yüklenmiş, hatta değirmen taşlarını yüklenmiş kadar ağırlığı vardır. Bu haldeyken feryat ederler ve bu nedir derler. Melekler de bunlar dünyada zekatını vermediğiniz mallardır. Ya. Tercih sana ait. Şimdi bazıları, ya bunlar uydurma masal ya. Tabii öyle diyebilirsin. Tercih sana aittir.
İmam Rabbani Hazretleri bir söz var, çok hoşuma gidiyor. Tehlikeli haberlerde akıllı kimseler ihtiyatlı hareket eder. Tamam mı? Ya böyle olursa? Yılan var diyor birisi. Tabii. Yani sen bilirsin. Sen bilirsin. Tercih sana ait. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü Teala kabul etmez. Tövbe edinceye kadar da Allah'ın himayesinden uzak olur. Kalp iki halden birisindedir. Ya iman edilecek şeylere iman etmiş, bağlanmıştır veyahut o iman edilecek şeyleri inkar etmektedir. İman edip bağlanmanın alameti, iman edilecek şeylere kalbin razı olmasıdır ve onun sebebiyle göğsün açılması ve ferahlamasıdır. Küfr ve inkarın alameti, tasdik edilecek şeyleri kalbin sevmemesi ve o sebepten göğsün daralmasıdır. Kalpte hasıl olan mana ve diğer latifeler, lütfa uğraması için hayalde suret vardır. Kalp, göze tabidir. Gözü haramlara kapamayınca, dilin, gönülün muhafazası zordur. Ve zira kalp, gördüğü harama bağlı oldukça, fercin muhafazası zordur. Çünkü fercin korunması için gözü haramdan korumalıdır, kapamalıdır. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze, alaca düşmüş gördüğümüze. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar bahar olunca, donandı dağlar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görmek boylu boyunca, güzeli görmek boylu boyunca. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. İstemem versen cihan varını, istemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güve yarını. Ah gönül nakşetti güle yarını. Her yüzde görmek dost didarını. Her yüzde görmek dost didarını. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. De
Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Mesabih kitabında Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın? Bunu niçin yapmadın? Buyurmadı. Yine Mesabih'te Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel huylusuydu. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes, dediğim yere gittin mi buyurdu. Evet, gidiyorum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, bir gazada kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyuruldu. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle müsafaha edince, o kimse elini çekmedikçe mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken 2 diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Molla Gürani Hazretleri. Bu bölümümüzde yaklaşık 650 yıl öncesine gidip günümüzde bile ismini andığımız bir Allah dostunun hayatını anlatacağız. Dahası şu fani dünyadan gelip geçen milyarlarca hayatın içinden ismini yüzyıllar sonrasına taşıyanların bunu nasıl sağladıklarından söz edeceğiz. Molla Gürani'den söz edeceğiz. 4. Osmanlı Şeyhülislam'ından, tek başına dua ordusu olan büyük zattan, yol gösteren bir büyük kılavuzu anlatacağız sizlere. Molla Gürani Hazretleri, 1410 yılında Suriye'nin Güran kasabasının bir köyünde açar gözlerini dünyaya. Küçük yaşta ilmin şerefini kavrayan bir idrakin, öğrendikleri hıfz eden bir ihtişamlı hafızanın sahibidir o. Akranlarının sokak aralarında oyun oynadığı sıralarda o, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme şerefine erişir. Sonrasında din ve dünya ilimlerini öğrenir. Fakat yerinde duramayan, ilme doymayan bir yapıya sahiptir o. İlme duyduğu bu açlık onu vatanından uzak yerlere götürür. Bağdat, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerinde bir süre zamanın büyük alimlerinden ders aldıktan sonra 17 yaşında Şam'a gider. Sonrasındaki durağı Kahire'dir ki burada hadis ve fıkıh ilminde muazzam ilerleme kaydeder. Ve büyük hadis alimi İbni Hacer Askalani Hazretlerinin elinden icazet yani diploma almakla şereflenir. O artık bütün insanların üzerine doğan bir güneş kıvamında etrafını aydınlatmaya, dersler vermeye, insanları ebedi saadete çağırmaya başlar. Halk, kapısının eşiğinde nice alimler sohbetlerinde kemale gelirler, Molla Gürani Hazretlerinin. Derken,
Cihan Devleti Osmanlı'nın göz bebeği, güzeller güzeli İstanbul'a gelir. Sultan II. Murat Han'la tanışması bir alim arkadaşının vesilesiyle olur. Cihan Sultanı, yüksek basireti ve ilmiyle Molla Gürani Hazretlerinin büyüklüğünü anlar ve çeşitli medreselerde müderrislik yani öğretim üyeliği görevlerini verir. O, ders konusunda tavizsiz bir hocadır. Bu, Sultan II. Murat Han'ın dikkatini çekince, o zamanlar küçük olan oğlu Şehzade Fatih'in eğitim görevini Molla Gürani Hazretlerine verir. Büyük bir ciddiyetle tedrisata başlayan Fatih, kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve çeşitli ilimlerde büyük mesafe alır. Yıllar geçip Fatih Sultan Mehmet Han padişah olunca Molla Gürani Hazretlerine vezirlik makamını teklif eder. Molla Gürani Hazretlerinin cevabı onun büyüklüğünü ortaya koyar. Dahası dünya makamına vermediği kıymeti. Sultanım, huzurunuzda devlet işlerinde çok hizmet edenler vardır ki, onlar vezirliği hak eder ve isterler. O, emeği geçenlerin kalplerinin kırılmaması için bu teklifiniz konusunda beni mazur görmenizi dilerim. Fatih Sultan Mehmet Han pek sevinir ve onu kadı asker tayin eder. Daha sonra Bursa Evkaf İdaresi ve Bursa Kadılığı yaptıktan sonra Kahire'ye doğru çıkar yola. Din kitaplarına İlmihal kitapları denir. Allah-u Teala insanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhisselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhisselavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için Muhammed aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına aleyhimür rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kâfir olur, dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere ehli sünnet alimleri denir. Ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına İlmihal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru, sağlam öğrenmek isteyenlerin bu İlmihal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emr ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp, iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup, ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa, nurlanır, temiz olur.
dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların ifal edici, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup, ahkâm-ı İslamiye'ye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp, ahkâm-ı İslamiye'ye uymayı sever. Kararmış kalp, kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için, dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta, kendileri gibi yapmaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızda biz Bursa'nın tarihi mekanlarını anlatıyoruz. Bir. İkincisi, bu tarihi mekanların çevresinde tarihi çevre düzenlemesi yapılmış. Böylece tarihi mekanları ziyarete gelenler hiçbir zahmet çekmeden bu düzenlenmiş çevrenin içinden geçiyorlar. İcabında oturup istirahat ediyorlar. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Yoruldukları zaman dinleniyorlar. Eseri de geziyorlar. Çünkü sadece eser düzenlenirse, etrafı düzenlenmezse oraya girdiğin neye yarayacak? Şimdi burası şu andaki modern alışveriş merkezleri, plazalar, her tarafta mantar gibi biter olmasına rağmen Bursa'nın bu tarihi hanlar bölgesinde alışveriş sanki onlarla yarış edercesine çok canlı ve hareketli. Daha da hareketli olmasını isteriz. Çünkü burada insanların müşterilerle ilişkileri birebir ilişkilerdir. Böyle diğer büyük marketlerdeki isimlerini söylemeyeceğim şimdi. Sadece barkod tarayıcıyı tanıyoruz. Bir de kasada para alan kimseye merhaba bile demeden hesabımızı verip çıkıyoruz. Burada ise bir hoşlama girişi var. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız efendim, iyi misiniz, işler nasıl, buyurun, çayı nasıl içersiniz, kahvemiz nasıl olsun gibi dostça böyle bir yaklaşımla esnaf yaklaşıyor ki bizim toplumumuz zaten böyle şeye alışık. Yani buz gibi bir ticari ilişki bizim toplumumuzda görülmemiş. Dolayısıyla bu hanlar bu görevini yapıyor ve Türkiye'nin her yerinden gelenleri şöyle 9-10 gündür burada görmekteyim. Hepsi buradan bir şeyler almaya gelmiş, Bursa'yı tanımaya gelmiş, tarihi yerlerini görmeye gelmiş. Görüyorlar. Efendim, gideceğimiz hanlar var. O hanların orada da bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ulu Cami ile bu çarşı dip dibe. II. Murat Han Sultanlığında, yani padişahlığı sırasında burada Emir Sultan Hazretleri'ne gelmiş. Başkent Edirne'ye gittikten sonra Emir Sultan Hazretleri'ne bir güzel at hediye etmiş. Ama böyle bakmaya kıyamazsın. Efendim, ama efendim demiş, biraz sert bu at. Sert. Suyu sertmiş atın. Çok güzel. Peki, memnun oldum sultanım demiş ve o hediyeyi kabul etmiş. Ondan sonra da dergahın hacı babası varmış. Hacı baba, gel bakalım demiş Emir Sultan Hazretleri. Bu atı sen kullanacaksın. Dergahın malzemelerini, alışverişi sen gideceksin bundan. Dergaha yiyecek, içecek, burası çarşı pazar yerleri götürecek. Hacı baba ata biniyor, at hiçbir şey demiyor, kuzu kuzu geliyor. Sanki at değil kuzu, kafası yerde geliyor. Burada halkalar var o zamanlar, alışverişe gelenlerin hayvanlarını bağlayacağı. Şimdi insan hayal edemiyor tabii, buralarda 3-5 tane hayvan olmuş, onların gübreleri falan filan.
O devirde geldi geçti. O devrinde kendine göre başka güzellikler vardı efendim. Ve çarşıya alışverişe gidiyor heybesiyle veya zembiliyle elinde. Alıyor, geliyor, ata biniyor, gidiyor. Esnaftan da bazıları gelip bu atı sevmek istermiş. Geriden görünce çok güzel. At bazı insanlara bakarmış böyle. Tekmelemeye çalışırmış, ısırmaya çalışırmış. Buradaki esnaflardan birisi, ya bu atta bir hal var demiş. Ama ne? Yani herkese aynı şeyi yapmıyor. Bazı insana çok sert davranıyor. Bir bakmış ki efendim, buraya gelenlerden bazıları, bu atı sevmeye çalışanlardan bazılarının yaşayışında problemler var. Yani adamlar ibadetini yapmıyor, Allah'ın yolunda gitmiyor, biraz alışverişinde sıkıntılı. Onlar geldi, yaklaştı mı onları yemeye çalışırmış. Fakat böyle namazında, niyazında, kendi halinde, komşulara iyi geçen birisi geldi mi de at, kuzu. Kendisini sevdirirmiş, edermiş. Öyle çarşı esnafı bunu tespit etmişler. İşte bu çarşının bir hatırasını hiç olmasa burada sizlerle paylaşalım dedik. Buradan şimdi Kozahan, İpekhan, işte Kütahyahan, buraları teker teker inşallah görmeye çalışacağız efendim. Geçelim oralara. Şu anda İpekhan'ın önüne geldik. Bir adı da bunun Faytoncular Hanı'ymış. Bir zamanlar öyle kullanılmış adı. Ama esas meşhur olanı Harir Hanı. Harir ipek demek. Bursa ipekçiliği merkeziydi. Osmanlı Devleti zamanında. İpek böcekçiliği burada çok yapılırdı. Ve ekonomiye büyük katkısı vardı. Tabii ipek böcekçiliğiyle beraber ipekli giyimin de merkezi haline geldi. Yurt dışına İpek ihracı yapılırdı. Şimdi tabii ipekli şeyler de bulunduruyorlar ama yani esas diğer kumaşlardan yapılmış giyecekleri burada satıyorlar. İpekli arayan da buraya geliyor. Gene ipekli şeyler de bulabiliyor. Bu hanı yaptıran 1418'de yaptıran Çelebi Mehmet Han'dır. Yıldırım Bayezid Han'ın oğludur. Amasya valisiyken kardeşler arasındaki ihtilaflardan şiddetle kaçınan, aman şu kardeşlerim ne yaparsa yapsın ama ben yani affedersin bulaşmayayım diyen birisi. Hatta bir ara Ketüda'sına diyor ki, ya Ketüda, iki taraftan da akan kanlara tahammül edemiyorum. Gel diyor, burayı bırakalım. Olduğu gibi hacca gidelim ve orada da kalalım diyor. Mücavir olarak kalalım. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bazı insanlar ömrünü orada bitirmek isterler. Oranın hizmetine girmek isterler. Orada devamlı kalıp hizmet etmeyi göze alan, kendi kendine vaat eden kimseye de mücavir denir. O da orada mücavir olmak istiyor. Fakat gördüğü bir rüya üzerine el mahkum bu işin içerisine, kardeşlerin bu mücadelesine dahil oluyor efendim. Ve kardeşler arasındaki mücadeleler maalesef hem Edirne'de, hem Bursa'da, hem Amasya'da, her tarafta devam etti. Ve öz kardeşler birbirlerine karşı rekabetleri yetmedi, canlarından da oldular. Birçok Müslüman devlet adamı da, Yıldırım Bayezid Han zamanının kıymetli devlet adamları da bir taraftan olmak mecburiyetinde kaldılar. Çok kötü bir şey. Yani aynı adam, aynı divanı Hümayun'da karar veriyorlar. Birisi paşa, birisi kazasker. Ama bakıyorsunuz birisi Musa Çelebi tarafını tutmuş, birisi İsa Çelebi, birisi Süleyman Çelebi tarafını tutmuş. Onlara hemen makamlar, rütbeler veriyor. Seni diyor işte kazasker yaptım, seni vezir yaptım kendime falan. O adam beklemediği şeyler alıyor. Ya tutarsayla maalesef kardeşler arasındaki bu kavga böyle devam etti. En sonunda Çelebi Mehmet Han'la Musa Çelebi'nin Edirne yakınındaki mücadelelerinde Musa Çelebi hayattan silinince onun cenazesi buraya getirildi ve o sırada Bursa'yı muhasara etmiş, Osmanlı'dan almak isteyen Karamanoğlu Mehmet Bey Musa Çelebi'nin öldüğünü duyar duymaz tabanları yağlıyor. Bırakın muhasarayı kaldırın gidiyoruz diyor. Gidiyoruz çünkü Mehmet tek kaldı diyor.
Onunla mücadele edemeyiz. Giderken İnegöl sırtlarında bir yerde mola vermişler, böyle yol molası vermişler bir ağacın altında. Yanında müsahibi var, yani en yakın özel kalem müdürü diyelim var, akıl danıştığı kimse. Diyor ki, ne oldu beyim diyor, Musa Çelebi'nin ölüsünün geldiğini duyar duymaz toparlandın gidiyorsun. En yakın adam efendim, böyle bir laf çakıyor. Ya dirisi gelse ne yapacaktın deyince, asın bu adamı diyor. O dinlendikleri ağacın altında, dinlendikleri ağacın dallarına en yakın adamını maalesef astırıyor. Bunlar zor şeyler efendim. Hakikaten koltuk çok tehlikeli bir şey. Hatta koltuk tehlikeli değil de koltuğu daima mülkü zannetmek tehlikeli. Ama bunu bir fırsat bilip de Allah'ın kullarına hizmet edeceğim, ben bu koltukta oturuyorum, aman ya Rabbi hizmetimi de kusur olmasın demek hiç tehlikeli değil. Ama oradan ötede ben buradan ne götürürüm, ne getiririm dedi miydi, tehlike var. Şimdi bu hanın içerisine gidelim de, bu hanın kemerleri falan çok meşhur. Biraz o kemerlerden bahsedelim efendim. İpek hanın alt katında, yani giriş zemin katında, ortadaki fıskiyeli havuzun yanındayım. Bu fıskiyeli havuz Osmanlı'daki, İstanbul'da da olsun, Bursa'da da olsun, Edirne'de de olsun, bütün tarihi hanlarda bu havuz abdest alma için şadırvan vazifesi görürdü. Üstüne de çeşitli ayakların üzerine oturtulmuş bir mescit konur. Cemaat de yapabilirlerdi. Ya da büyük cemaate, ulu camiye gidemiyorlarsa, işini bırakamıyorsa, burada vakit namazlarını kendisi esnaf rahat bir şekilde kılardı. Bugün tabii böyle bir şeye, yani bütün esnaf ve ibadet hususunda şey olsa, elbette ki buraya bu da yapılabilir. Yapılmasında da fayda var. Restorasyona gireceği söyleniyor. İnşallah yakın zamanda girer. Çünkü esnafın da bu konuda bazı sıkıntıları var. Herkes tabii çiçek gibi yerlerde dükkanı olsun istemez mi efendim? Yani bir görüntüsü olsun, bir makyajı olsun yani. 1958'de yandı. Yandıktan sonra da tekrar yaparken eski temelleri de çıktı. Hanın da tamamiyeti sağlandı. İki katta 100'ün üzerinde dükkan var. 102 falan olabilir. Birinde 50, birinde 52 olabilir katların. Böylece 102 dükkanlık koca bir çarşı, esnaf burada işini rahat rahat yürütebilir. Bu hanı Çelebi Mehmet Han, Yeşil Külliyesi'nin masraflarını karşılamak üzere Akar Vakfı olarak kullanmıştır. Yani gelir getirsin, Yeşil Cami'nin, kubbe türbesinin, efendim medresesinin, personelinin masraflarını bura karşılarmış. Bir tek bu mu? Hayır canım. Kaç tane daha akar bırakmıştır. Bu onlardan birisidir. Onun için 1418'de yapılmış. Şimdi böyle iş hanlarından birkaçını daha göstereceğiz ama bugünkü programımızda buna da artık yer kalmadı. Bu İpek, yani Harir Hanı veya eski adıyla Faytoncular Hanı'nın anlatımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Bursa'da yine tarihi yerlerde buluşmak üzere size bugün veda ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.